İş güvenliğimiz yok. Zaten yüzlerce, binlerce kadın, belki günde yüzlerce kadın camdan cam silerken düşüp ölüyor. Bu hiç medyaya çok yansımıyor zaten. Çünkü işlerine gelmiyor hükümetin. Ev işçisi, işçi sınıfına katılmıyor. Yasalarda bunu kabul etmedi bir türlü. İmece ile tanışmam benim bir 5-6 sene oldu. En azından ev işçilerinin yanında işte sosyal güvenlik olsun, çalışma saatlerimizin esnekliği olsun. Bunlarla ilgili medyada da devamlı şey yapıyoruz. Konferanslara gidiyoruz. Toplantılar yapıyoruz. Hani ev işçilerinin sesi olmak adına İmece bütün kadınlara kapısı açık. Ama şöyle bir şey var. Kadınlarda, ev işçilerinde bir dayanışmama. Hani sendika lafı bizim insanlarımıza şey geliyor, bir ürkeklik veriyor sanki. Sendika olursa ne olur? Halbuki sendika olursa her şey daha iyi olacak. Mesela ev işçilerinin de hani normal işçi sınıfına konulmasını istiyoruz biz. Bizim de eşit şartlarda iş güvenliğimiz olsun, sosyal güvenliğimiz olsun, saatlerimiz belli olsun. Ev işçilerinin de yani artık yok sayılmasını istemiyoruz. Komik bir parayla hayatını çevirmesine mahkum edilmesini istemiyoruz. Hakkımızın gasp edilmesini istemiyoruz. Sömürülmesini istemiyoruz. İmece bunun için var. Benim çalıştığım resim sergisi yapan çok büyük bir şirket vardı. Yövmiyemi yatırmadılar. 3 gün geçti, IBAN numaramı atacaklardı. Atmadılar. Daha önce de temizlik yaptım onlara. Gün içinde atıyorlardı. İşim bitti mi atıyorlardı. 3. girişimde atılmayınca WhatsApp'tan yazıyorum. Gören yok falan. Hemen İmece ile iletişime geçtim. Aradım. Dedim böyle böyle bir durumla karşı karşıyayım. Hemen telefonunu aldılar. Aradılar. Biz işte böyle böyle bir üyemiz sizinle çalışmış. Ödememişsiniz emeğinin karşılığını diye söyleyince. Yani konuşamamışlar bile. Hani İmece Ev İşçileri Sendikası'ndan arıyoruz deyince. Aa, ev işçilerinin de sendikası mı var? Böyle. Onlar da kim ki? Onlar bu hayatta yer tutuyor mu? Görülmüyor ya. Emeğimiz görülmüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Biz onların yani şöyle diyeyim. Hem kendi evimizde hayatı baştan yaratıyoruz. Sabah kalkarız işte çocuklarımıza kahvaltıdır, yemektir, evimiz terleme, toplama. Dışarı hayata atılıyoruz. Orada da gene herkesin işte temizliğini yap, yaşanır bir ortam yaratıyoruz. Bizim sayemizde temiz bir ortamda yaşıyorlar ama bizim emeğimiz görülmüyor. Bunu artık görmeleri gerekiyor.